Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.45 CNN Türk ekranlarında Akıl Çemberi programımız başlıyor. Bugün değerli ve önemli bir ismi Ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sorularımızı da bir bilenle birlikte Estağfurullah. soracağız. Estağfurullah. Güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Yarar. E, teknik konularda bana e, ağırlıkla destek olacak kendisi. Ben kendisine bırakacağım sözü. E, gördüğünüz gibi şöyle stüdyomuzu da bir gösterelim efendim. Ee, savunma sanayi üretimlerinin maketleriyle dolu. Şimdi ben kısaca söyleyeyim. Ee, bu benim sağımda gördüğünüz helikopter Türkiye'nin tamamen yerli ve milli helikopteri Gökbey. Merakla bekleniyor Anadolu e, amfibi hücum ...gemisi Gemiş. diyebiliriz. Çok amaçlı. Hepsini birer birer dinleyeceğiz. Hı. Sayın Demir'in dizleri anlatmasını rica edeceğiz. Ben hepsiyle ilgili e, meraklıyım zaten. Şu anda heyecanla bekliyorum detayları öğrenmeyi. E, tabii bunun yanı sıra gündemdeki meselelerle ilgili de... ...bilgilendirmesini rica edeceğiz e, Sayın Demir'in. E, bizi ne onlar? F-35 meselesi malumunuz. E, F-16'ların yeni alımlarıyla ilgili son durum. Son dönemde gördüğümüz dezenformasyon ve... E, iddialar Aselsan'la ilgili. E, muhalefetin çok eleştirdiği bir başlık, Altay tankları. Hepsini konuşacağız efendim. E, hızla başlayalım. Mete Bey buyurun sizinle bir başlayalım isterseniz. Bir çerçeve ya, çizelim. Şöyle söyleyeyim. Hani e, bugün hani Türkiye'de e, ekonomi varken diğer konular varken hani savunma sanayi e, konuşuyor diye söyleyecekler olabilir. Ben savunma sanayi nedir diye onu öncelikle bir söyleyeyim. Sonra da üstarıda bırakacağım hiç şey yapmadan. Savunma sanayi dünyadaki bütün e, teknoloji anlamında arginin merkezidir. Eğer bir yerde bir ülkede savunma sanayi belli bir noktaya gelmişse ve ürünlerini dünyanın bütün bölgelerine çok rahat bir şekilde satabilecek noktaya gelmişse aslında sanayisine de çok ciddi miktarda kaynak aktarmaya başlamış. O, o üretim modeli dediğimiz modelin de büyük bir kısmını başarmıştır. Peki. Biz o yüzden bugün yalnızca savunma sanayini konuşuyor gibi olsak da e, Sayın Başkanım bize anlatacaktır. Türkiye bir ekosistem yarattı ve o ekosistemin Türkiye'nin 10 yılını, nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceğiz. Görüşeceğiz. Öğreneceğiz. Ben ilk ne soracağınızı merak ediyorum ama izleyicilerimize müsaadenizle Akıl Çemberi etiketiyle efendim siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Sayın Demir'e yönlendireceğiz. Savunma sanayi ile ilgili birazdan projelerden biz de bir bir bahsedeceğiz. Bu projelere dair merak ettiklerinizi gençlerin yoğun ilgi alanında olduğunu biliyoruz. E, gençler siz de iletin lütfen e, sorularınızı hem projelerle ilgili hem gündemdeki konularla ilgili biz de e, yönlendirelim dediğimiz gibi Öte yandan aralarından o fikir de Mete Bey'den çıktı. Bazı soruları beğendiğimiz dedi ama bilemiyorum rastgele de seçebiliriz. Bu savunma sanayi maketlerinden göndereceğiz hediye olarak. Aynen. Akıl Çemberi etiketiyle lütfen sorularınızı bize iletin. Buyurun ilk soruyu alalım Mete Bey. Ee, başkanım hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok soru var. Türkiye değil dünya bir dönemden geçiyor. Bu, bu dönemin içerisinde... Tedarik zincirleri dünyanın her tarafında kırılmış durumda ve bu tedarik zincirlerinin olmadığı bir dönemde savunma ağırlığı da artmış durumda yani savunma ihtiyaçları da artmış durumda. Eğer biz gerçek anlamda bu dönemde kendi sanayimizi bu şekilde kurmamış olsaydık nasıl bir durumda olurduk? Oradan başlayalım mı? Zaten siz savunma sanayinde oradan açar ve götürürsünüz. Önce politika olarak e, tabii başlamak lazım. Tabii önce teşekkür ediyorum programa e, davet ettiğiniz için. Sağ ol. Türkiye kendi politikalarını uygulayamazdı. İster istemez geri adım attırılması gereken durumlar oluşurdu ortam olarak. İkincisi ise e, sadece bir teknoloji algısı olarak bir, ülke, bir ülkede özgüven deriz ya. Yani bunun oluştuğunu ben görüyorum gençlerde. Genel olarak bir şey yaparım hissi var. Şu anda işte ekonomik ortamdan bahsettiğiniz bu ortamda savunma sanayi derken aslında bir şeyler yapabilmenin idealini ve özgüvenini taşıyan bir gençlik geliyor. Ayrıca eğer ekonomiden bahsediyorsak ve teknolojiye bağlayacak isek aslında çıkış noktası katma değer. Yani bugün ihracatımızın kilo değerinden bahsedilirken savunma sanayi ürününe geldiğinizde kabaca ortalama 70 dolarlarda iken mesela daha sofistik öğrenlerde 3-5 bin dolarlara giden bir rakamdan bahsediyoruz. Yani herhangi bir ürününüze ne kadar katma değer katarak e, sattığınız önemli. Şu anda evet bir tedarik zincirinde kıtlık yaşanıyor. Ham madde fiyatları arttı. E, bu süreçte ham madde tedarik ettiğinizde ne kadar pahalanırsa pahalansın o ham maddeye ne kadar katma değeri katabildiniz? Onu 3'e 5'e 10'a 20'ye, 30'a katlayabil, katlayabilmediğiniz önemli. Orada da teknoloji devreye giriyor. Bu teknolojide de bir şeyin lokomotif olması gerekiyor. Bütün dünyada olduğu gibi de Türkiye'de de savunma sanayinin bu konuda lokomotif görevi görmesini bekliyoruz ve bunun örneklerini görüyoruz. Biz hani savunma sanayi derken sanayi ekosistemimizde de belli bir dokunuşlar yapıyoruz. Oradaki bir dizi üreticimiz Sadece savunma sanayine iş yapmıyorlar. Başka sektörlerden gelenler var veya savunma sanayinde başlayıp başka sektörler o teknoloji transfer edenler var. Yani bir anlamda teknolojiyi geliştirip kılcal damarda yayan bir yapıyla Türkiye geleceğe çok daha güvenle bakacak bir duruma doğru gidiyor. Çok ilk kritik bir şey söyledi Başkanım at evet, farkındaysanız. Evet. Dedi ki son dönemde yaşanacak politikalardan taviz vermek zorunda kalabilirdik. Yani anladığım kadarıyla Libya, Doğu Akdeniz, Ege'deki gelişmeler, Suriye, Irak'daki sınır ötesi operasyonlar ve Azerbaycan'ı kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani iş o noktaya kadar gidebilirdi diyorsunuz. Çünkü şey de eksikse ertelemek zorunda kalabilirdik öyle mi? Yapabilmek önemli bir konuda politika koyarsınız itiraz edersiniz i̇tiraz, itirazınızın hükmü ne? Ben bunu istemiyorum. Kırmızı çizgim. Ben sonra ne? Yani istemediğiniz yani adam gelip bu çizgiye siz ne yapacaksınız? Heh. Orada bir şey yapamadığınız zaman kırmızı çizginiz falan kalmaz. Ama kırmızı çizgiyi çekip ben bu kırmızı çizgiyi sonuna kadar savunurum. Yaklaşırsanız gereğini yaparım dediğinizi yapabiliyor iseniz. Ha o zaman tamam artık sağda ben varım diyorsunuz. Sağda olduğunuz zaman masada da olabiliyorsunuz. Sağda yoksanız masada da. Yoksunuz, olsanız da sözünüzün bir e, kıymet harbiyesi yok. Peki Sayın Demir, müsaadenizle şunu da soralım. Yani yapabiliyoruz dediniz ya, biz ne zaman ve nasıl tam anlamıyla yapabilmeye başladık? Yani savunma sanayide gelişme e, adımlarını başlangıcı olarak ifade edeceksek, nerede başladı? Nerede bir kırılma yaratabildik de e, bu projeleri konuşabiliyoruz şimdi? Şimdi öncelikle bu tam anlamıyla yapabilmek dediniz ya, ben tam anlamıyla yapabilme konusunda biraz şeyim, yani muhafazakarım, biz hala daha çok şey yapacağız, yapmalıyız diyorum. Bir. Ondan sonra da bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu yolculukta da irade denen şey çok önemli. Yani biz bir yolculuğa çıktık, bunu adım adım ne pahasına olursa olsun devam ettireceğiz demek. Yani Türkiye'nin bir şeyler yapabilmek konusundaki girişimlerini, eskiden akamete uğrayan girişimleri duyduk, biliyoruz tarihe baktığımızda. Onlar niye sonuca ulaşmadı, ne oldu? Bir irade eksikliği hatta bırakın irade eksikliğini bir engelleme oldu değil mi? Şimdi bunun tam aksine bir irade varsa bu irade topluma yayıldıysa, kabullenildiyse işte ne oldu da yapabildiğin arkasında bu var. Yani adım adım giden bir süreçte evet biz yerli ürünler yapacağız. Bütün yaptığımız ürünlerde bize herhangi bir makam, ülke, kişi dur diyemeyecek, önümüzü kesemeyecek. Biz bu konuda bağımsız olmalıyız diye bir irade konduğunda bu benimsendiğinde ve bu politika uzun yıllar uygulandığında bir yerlere varabiliyorsunuz. Yeter ki bir irade olsun. Bu irade her şey önce bence başı.